Yeniden merhabalar. Şöyle cappuccino renginin soğuk bir bej rengi. Açık bir tonu. Güzel bir koton ip var elimde. Biliyorsunuz şu anda yaz sezonu. Baharlık ve yazlık olarak pek çok rengi yüncülerde mevcut. Ve uygun fiyata satılıyor. 3-4 TL'den başlıyor. 5-6 TL'ye kadar koton iplere ulaşabiliyorsunuz. Bu da 100 gramı. 250 metre olan bir ip. Markalara çok takılmayın. Genelde aynı hammaddedir ve firmalar genelde fason olarak isteyen markalara etiketleyerek üretmekte. Genelde ham madde veya ip kalitesi aynı oluyor, sadece isimler değişiyor. Son zamanlarda meşhur satış sitelerinde dolaşan bir hırka modeli var. Bir izleyicim onu bana göndermiş ve onun modeliyle ilgili yardım istemişti. Ben de onunla ilgili küçük bir çalışma yapıyorum. Güzel bir hırka düşük kol dikdörtgen bir şaldan bir hırka çalışılmış. Onun da şeklini şemasını ben size birazdan vereceğim. Önce örneği anlatacağım. Çok kolay bir örneğimiz var. Bunu koton ipli değil de bu koton iplerin daha kalınları da oluyor. Bir tık kalınıyla da yapabilirsiniz veya şu riban iplerin e, yassı e, penye tarzı riban ipler var çok hafif olan e, yassı şekilde e onlarla da çalışabilirsiniz. Kalın şişlerle iri iri bir file olacaktır ve örmeniz çok daha kolay olacaktır. Şimdi herkes yaz için kendisine güzel şeyler örmek istiyor ama kolay da olsun istiyor. İki ve katları olacak şekilde ilmeklerimi şişe atıyorum. Şöyle çift sayıda rastgele ilmek atıyorum. Örneğimiz çok kolay. Birkaç tane küçücük püf noktası var dikkat edilmesi gereken. Onlara uyulmazsa örneği çıkartamıyoruz. Size ortalama 38-40 beden için ölçü de vereceğim. Şablonu da göstereceğim. Nasıl kullanabileceğinizi de anlatacağım videonun devamında. Şimdi direkt olarak örneğin uygulamasına başlıyorum. Herhangi bir lastik uygulaması yok. 4 mm şiş kullanıyorum. Ön yüzdeyim. Birinci sıra ilk sıraya mahsus olmak üzere ilk sıraya mahsus olmak üzere kenar ilmeğimi örüyorum. İpi arkaya doğru doladım. Sıradaki iki ilmeği düz olarak birlikte örüyorum. Videonun devamında filenin daha büyük ve geniş olmasını, saçaklı yelekler, hırkalar yapmak için daha geniş geniş, iri iri nasıl yapabileceğinizi de anlatacağım. İkisini birlikte ördükten sonra tekrar ipi doluyorum. Yine düz olarak arka taraftan ikisini birlikte ördüm. Dola. Sıradaki iki ilmeği birlikte düz olarak ör. Önce arttırıyorum. Sonra eksiltiyorum. Arttırıyorum. Eksiltiyorum. Bu sıra önemlidir ajurlu örgülerinizde. Kafanız karıştığı noktada arttırdım sonra eksilttim olarak sıralama yaparsanız şaşırmazsınız. Sıra sonunda 3 tane ilmek var. 2 tanesini yine birlikte ördüm. Arttırdıktan sonra eksilttim. Yani ilmek sayısı dengelendi. Artık burada arttıramam. ilmek sayım değişir çünkü. Şimdi birinci püf noktası. Kenar ilmeğini ters olarak örüyorum. İkinci sıra. Örneği her iki sırada da uyguluyoruz. İpim önde olacak. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İkinci püf noktası. İlmeği bu şekilde sarıyorum. İpi. Bu önemli. Öne alıyorum ipimi. Normal ters örgü öreceğim. Yine sıradaki iki ilmeği. Önce arttırdım. Sonra kestim. Ama böyle doluyorum. İpi arkadan dola, önden ters olarak ör. Dola öne geç. Ters olarak ör. Önemli püf noktası burası. Sıra sonunda yine 3 tane ilmeğim var. Kesme işleminde bırakıyorum. Artık arttırmıyorum sayımın dengeli olması için. İpim yine önde. Kenar ilmeğini ters olarak örüyorum. Ve ilmeklerimiz birden açıldı. Ajurlu bir örgü olduğu için ortalama ilmek sayısı da vereceğim. Bununla tunikler, yelekler, saçaklı hırkalar pek çok şey örebilirsiniz. Mevsimlik ve yazlık ince şallar, etollerde yapabilirsiniz. 3. sıra yine aynı işlemi uygulayacağım. Son kez göstereceğim burada. Örneğin kurulumu basit ama dikkat istiyor demiştim. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Önce dolayarak arttırdım. Sonrasında önümdeki iki ilmeği bakın şu arkadaki ters dolamamızın sebebi buranın ilmek gibi olması içindi. İçinden rahat geçebilmek içindi. Alıyorum. Düz olarak ördüm. Dola. Düz olarak ör. Tekrar dola. sıra sonu ters olarak örüyorum. Şaşırtmalı bir örgü. Koton iplerle de çok güzel durur ve güzelce de ütülerseniz şöyle tiril tiril dökümlü yelekleriniz olur. Son kez burayı da gösteriyorum. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İp arkaya doğru doladım. Öne aldım. İkisini birlikte örüyorum. Kenar geçişini şaşırmazsanız örneğiniz hiç bozulmaz başlangıçta ve sıra sonunda arttırmadan bitireceksiniz. Ona dikkat edin. Orta kısım çok kolay. Evet şöyle bir güzellik çıktı ortaya. Şimdi size bu güzelliğe yakışır güzel bir açıklamayla geldim. Biraz sonra yakından da göstereceğim. Şimdi bana sorulan püsküllü yazlık hırkada oradaki ip biraz daha farklı biraz daha kalın bir ip. Daha böyle fileler uzun. Bu fileleri daha da uzatmak için de size göstereceğim. Size önerebileceğim şey. Şu dolamış olduğunuz ilmekleri ikişer kere dolayın. Her seferinde hem ön sırada hem de arka sırada şu boş aldığınız ilmekleri iki kez dolayın. Bu sefer örerek bıraktığınız zaman şu mesafe iki katına çıkacaktır. Bahsettiğim böyle yassı, riban tarzı iplerle kalın şişlerle altı numaralarla ördüğünüzde bir de çift doladığınız zaman kısa sürede biten dökümlü hırkalar, yelekler kendiniz üretebilirsiniz. Ve yeni başlayanlar da yapabilsin diye hiçbir kol oyuntusu kesmesi olmadan hazır bir model üzerinden size bir şablon çıkarttım ve zaten o sitelerdeki hırka da aynı şekilde yapılmış. Arka yüzün üzerine sırt kısmına örneği koyuyorum örnek yatay kullanılmış siz dikey de kullanabilirsiniz yana doğru esner Yatay kullanırsanız boya doğru birazcık esner İstediğiniz uzunluktan Şöyle bir 3-4 santimetre daha kısa yapabilirsiniz esneme payından dolayı Size şöyle güzel bir şablon çıkarttım ve hesaplamalar yaptım çünkü her zaman soruyorsunuz Şimdi bu parçayı hırkanın sırt kısmı olarak düşünün ve yatay olarak kullanılmış. Uç kısımlarına püskül yapacağız. 38-40 bedene ölçüsü uygun olacak şekilde ayarladım. Boy istenen genişlikte tabii ki de istenen uzunlukta olabilir. Bu diz üstüne yakın bir seviyeye kadar orta boylu bayanlar için konuşuyorum. Uzun boylar için de hemen basenin alt kısmındaki bir uzunluk. 80 santimetre boy uzunluğu 60 santimetre yan genişlik. Modelimiz şudur. Hiçbir kesme işlemi olmadan dikdörtgen bir şal örer gibi. Eğer örneği yatay uygulayacaksanız tığla kullandığınız başka bir örgüde de tabii ki de bu modeli uygulayabilirsiniz. Size güzel salaş bir model. Bu tarz modellerde arka parçayı örmüş yatay olarak gitmiş ve burada sonlandırmış. Boydan ön ve arkadan bütün olarak örmeye çalıştığımızda şiş ile çok uzun bir misina şişine ihtiyacınız olur. Sizi sıkadabilir şu şekilde gidiş geliş örmek. O yüzden şurada dikiş olması daha iyi olabilir. Kolları da daha sonrasında herhangi bir kesme olmadığı için direkt olarak yan yüzeyden ilmek toplayarak şöyle örebilirsiniz. Dikey olarak herhangi bir arttırma eksiltme yok. Bol dökümlü bir kol. Bu tarz kesimlerde ön taraf tamamen kapanmıyor ama sırt kısmı geniş ve şu omuz genişliği de düşük olduğu için buradaki aldığım omuz genişliği şöyle bir dört parmak kadar düşük bir omuz genişliği. Öyle olduğu zaman arka genişlik burayı tölere edebiliyor. E, tamamen sıfırlanmasa bile çok az bir açıklık kalıyor ve gençler genelde bu tarz bu şekilde tercih edebiliyor. Bu arka parçayı ördükten sonra iki tane yine Aynı, aynı uzunlukta yalnız mesafesi daha kısa olan genişlikte iki tane ön parça öreceksiniz ve buradan dikeceksiniz. Kolları da dediğim gibi ilmek toplayarak da yapabilirsiniz. Ayrı bir parça örerek dikebilirsiniz. O sizin tercih. Koton ipler hafiftir ve serin tutarlar. Böyle bir proje için sanırım 5-6 tane yeterli gelecektir. Gayet şöyle 30-40 TL'ye kendinize güzel bir hırka üretebilirsiniz. Şimdi örneği alıyorum. Dilerseniz örneği böyle dik olarak da kullanabilirsiniz. Yana doğru esnecektir. Öbür tarzda boya doğru esnecektir. İster dikey çizgi ister yan çizgi. Şu şablonun ekran görüntüsünü alın. Yine Instagram hesabımda da yayınlarım. Facebook hesabımda da yayınlarım. Oradan yine resim olarak alabilirsiniz. Evet, şimdi 38-40 bedene göre dökümlü çok dar olmayan orta genişlikte bir hırka için şablon çıkarttım. Omuz genişlikleri 22'şer santimetre, 16 santimetre ense genişliği. Burayı 18'de yapabilirsiniz. Kolun 4 parmak aşağı, omuzun 4 parmak aşağısına kadar olan bir düşük koldan bahsediyorum. 80 santimetre boy, 60 santimetre en, 30 santimetre Bilek ile dirsek arasında yarım kalan bir kol, ne uzun ne de dirsek kol. İkisinin ortasına bir genişlik verdim. Size ölçüsü iyi gelen, hoşunuza giden bir modelin ölçülerini alarak da böyle bir şablon kendinize çıkarabilirsiniz. Herhangi bir kesme, eksiltme, arttırma yok. 22 cm üzerinden de ön parçaları örüyoruz yine istediğimiz boy kadar. Bu örneği biraz önce anlattığım gibi yatay kullanacaksanız ve de saçak da takacaksanız burayı 80 değil de 70 yapabilirsiniz. Biraz esneyecek, biraz da Saçak boyu olacak. Ilmek sayısı nasıl hesaplanır? Bunu daha önceden video olarak anlattım. 4 milimetre şiş ile bu tarz bir koton iple bu örneği ördüğünüz zaman, bu örnek için geçerli. 80 santimetre boy için, ama dikey değil yatay için konuşuyorum. Şu şekilde ördüğünüz zaman, şu kısmın ilmek sayısı 118. Bu şekilde dikine örmek istediğiniz zaman şu genişlik 60 santimetre olduğundan dolayı 90 ilmek 38 40 bedene uygundur Sanırım bedenler arasında ikişer üçer santimetrelik bir kenar payı vardır ona göre de 4 ilmeği 2 santimetreye karşılık geliyor Sanırım her bir beden için her bir parçada 4-5 ilmek arttırmak yeterlidir Evet size ölçü alırken yardım aldığım yazlık hırkanın da görüntüsünü göstermek istiyorum Şimdi burada şöyle bir kol genişlemesi var. Omuz kısmı geniş, bele doğru biraz daralıyor. Biz bunları iptal ettik. O sitedeki hırkanın üzerinden gittik. Dikdörtgen bir şaldan hırka yapımı şeklinde anlattım. Verdiğim genişlikler, kol genişliğimiz şurası kadardır. Burası çünkü farklı olduğu için o ölçüyü vermedim size. Şu genişlikler aynı. Ön kısmı böyle kapanmıyor. Ama siz giydiğiniz zaman sırttaki genişlikten dolayı bu şu kadar falan kalıyor. 38-40 bedende hatta neredeyse ucuca gelmekte. O konuda sıkıntı yok. Böyle yarım kollu buna benzer salaş çok aşırı bol olmayan bir hırkanız olacak o ölçülerde. Güzel bir cappuccino rengi ile kolay bir model çalıştık. Pek çok yerde kullanabilirsiniz. Yazlık örgülerinizde faydalanabilirsiniz. Umarım işinize yararlı olmuştur. Şurada küçük bir hata yaptım kenar ilmeğimiz ön tarafta hep ters örgü olacak. Burada düz örmüşüm, dalmışım. Burada ters bakın, rüntü farkını da görün. Dikişli çalıştığınızda özellikle bu ters ilmeği iki tane yaparsanız da o kısımlardan dikiş uygulayabilirsiniz. İşlerim de yoğun olduğu için yine bazen böyle dalabiliyorum. Kusuruma bakmayın diyorum. Facebook, Instagram, Pinterest ve YouTube'dan Emine Toker Hobi Mühendisi olarak takip edebilirsiniz. Beğenilerinizi ne kadar çok yorum yapar ve etkileşimde bulunursanız abone olur ve paylaşırsanız o kadar çok kişiye ulaşmasına vesile olursunuz bu güzel bilgilerin, modellerin ve tekniklerin. Yeni projelerde görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın.